Bakalım. AKP'ler bizimdir, bizim kalacak. İkizköy'de devam eden mücadeleyi çok uzun zamandır takip ediyorum ben. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ama ekoloji hareketinin içerisinde olan biri olarak İkizköy mücadelesini çok kritik bir mücadele olarak görüyoruz. Çünkü burada ciddi bir duruş var ve bu duruş kazanmak üzere. Biz burada kazanacağımızı düşünüyoruz. O yüzden de buraya geldim. İlk fırsatta buraya gelenlerden biriyim ben de. Yani buraya gelmeden önce burada verilen mücadeleyi sosyal medyadan takip ediyordum ve gene çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ama burada deneyimlemek başka oldu. Buradaki insanlarla yüz yüze bakabilmek ve burada yaşanan tahribatı doğrudan yerinde görmek çok başka. İzlediğiniz görüntülerdeki görünen katliam aslında çok daha büyük. Bunu insan gözüyle daha iyi anlayabiliyorsunuz. Öte yandan da savunulan alanın ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Akbelen Ormanı denilen, yani şu an henüz yıkıma uğramamış olan alan. Çok kıymetli bir alan, bitki çeşitliliği, endemik türleri ve hayvanlarıyla birlikte. En çok bunları gözlemledim. Öte yandan da buradaki mücadelenin biçimi, örgütlülüğü, disiplini, kendi arasındaki iletişimi ve yakın ilçelerdekilerin özellikle buraya sürekli olarak desteğe gelmesi, uzaklardan insanların gelmesi, İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi yerlerden insanların buraya sürekli desteğe gelmesi, buralı olmayan insanların da burayı artık kendi yaşam alanı gibi görmeye başlamış olması bence en önemli şeylerden biri. Evet, bence ekoloji mücadelesinde yerel mücadelenin ulusal çapta, hatta mümkünse dünyada duyulması, kazanmasının garantisi gibi bir şey. Olmazsa olmazı diyebiliriz. Yerel kendi içerisinde kaldığında aslında şirketin ya da devletin baskıları sonucu yenilme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Sadece sosyal medyadan desteklemek yetmiyor. Buraya gelebilen herkesin bu kritik önümüzdeki 2-3 ay boyunca buraya desteğe gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bir nefes alması gerektiğini, buradaki insanlarla yüz yüze bakması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan gözümüz kulağımız Akbelen'de olsun, Akbelen'de direnen dostlarımız da olsun diye düşünüyorum. İkizköy'de Anadolu'nun pek çok noktasında olduğu gibi gene bir ekoloji doğa kırımı var. Ve burada köylüler köylerini, ormanlarını, arazilerini korumak için direnişe geçtiler. Ve biz de dayanışma amacıyla buraya geldik. Gördüğümüz manzara çok iç açıcı değil. İnsanları türlü entrikalarla arazilerini satmak zorunda bırakmışlar. Pek çok bir yalan söyleyerek zeytin ağaçlarını kestirmişler. Yani bir köy ortadan kalkmış. İnsanların zeytinlikleri talan edilmiş. Meyve ağaçları talan edilmiş. Büyük bir toz kitlesi var. İnsanlar evlerinde oturamaz hale gelmiş dışarıda. Burayı da yaşanmaz bir hale getirmeye çalışıyorlar. Henüz ormana giremediler ama bu giremeyecekleri anlamına gelmez. Ama burada nöbet sürüyor ve sürekli bir dayanışma hali var çevre illerden, ilçelerden. O umut verici. Burada direngen bir köylü kitlesi var. İkizköy, Akbelen son bir yıldır ülkenin ekolojik anlamdaki direniş alanlarından simge haline geldi ülkemizde. Ben de bir çevreci aktivist olarak, Malatya Çevre Platformu'nun çalışma üyesi olarak bu direniş alanlarını halkın ekolojik mücadelesine karşı birleşik bir mücadele olması açısından destek vermek üzere bugün Doğa İçin Sanat Derneği'nin organize ettiği bir organizasyonla birlikte katıldık. Çok da memnun kaldık. Doğayı yerinde gördüm. Daha bir ormanına, havasına, toprağına sahip çıkma hissiyatını veriyor. Onun için ben istiyorum bütün insanların zaman zaman böyle direniş olan yerlerde, mücadelenin olduğu yerlerde gelip birbirlerini desteklemeleri, o havayı solumaları, paylaşma almalarını önemsiyorum.
buradayım. Işıkdere gerçekten katledilmiş bir ekolojik yıkım ormanı. Orada anlatılana göre daha önce güzel bir şelale akıyormuş. O zaten gördüğüm alan, vadi kısmı, şelalenin geldiği vadi kısmı kendi alanını da yok etmiş. Orada büyük bir ekolojik yıkım var. Yani orada orman varmış, oturulan evler varmış anlatıldığına göre köylülerin. Birkaç köylünün direkt evi tamamen yıkılmış, zorunlu istimlak edilmiş. Bu insanlar zeytinsiz, ormansız, geçimsiz kaldılar başa başa. Yani tamamen göçe zorlanan bir politika. Son şu yaşadığımız iklim krizi, ekonomik kriz, artık nefes alamaz duruma gelmiş bir yaşam sorunumuz karşısında özellikle ülkemizde tüm insanların kendi yaşam haklarına, kendi yaşam alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Yani bunu bizi yöneticilerden, siyasi iktidardan artık beklememek gerekir, tanımak lazım diye düşünüyorum. Maden ne yazık ki buranın, yani buradaki, yöredeki halkın en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum ben. Ve termik santral tabii ki. Çünkü o termik santrale kömür sağlamak adına o maden işletiliyor. Ve buranın gerek havası, gerek suyu, gerek tarımı bu korkunç doğa alanından çok olumsuz etkileniyor. Ama yine şunu gördüm ki İkizdereliler inançla ve büyük bir azimle bu direnişlerini devam ettiriyorlar. Bu sayede de bu haklı davalarından galip çıkacaklarına inanıyorum ben. Daha önce yok edilmiş olan bir köy var. İkinci köyün tekrar aynı akıbete uğramaması için bu güzelim çam ormanlarının kömür nedeniyle yok edilmemesi, kesilmemesi için, zeytinliklerin yok edilmemesi için mutlaka bir şeyler yapılması lazım. İnsanların aklını başına devşirmesi lazım. Doğaya ihtiyacımız var. Daha çok elektriğe, daha çok altına, gümüşe değil. Doğaya ihtiyacımız var. Nefes almaya ihtiyacımız var. Temiz su içmeye ihtiyacımız var. Ve çok paranız olsa da, bunları yapan insanlar için konuşuyorum, o kadar para ile ne havayı satın alabilirsiniz, ne suyu satın alabilirsiniz. Bunların hepsi kısıtlı kaynaklar. Gerekirse elektrik ihtiyacını biraz düşürelim, tüketimi biraz azaltalım ki bildiğim kadarıyla enerji fazlamız var. Ama olmasa bile tüketimle ihtiyacı dengeleyecek şekilde tüketimden tasarruf yaparak mutlaka ve mutlaka doğanın bu şekilde katledilmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Biz dünkü panelimizde de konuştuk. Bu termik santral yerine eğer ki zeytinciliğe ilgi gösterilse, mevcut madenciliğe verilen teşvik değerleri eğer ki zeytincilik için yatırım olarak kullanılsa, burası zeytincilikten zaten geçimini sağlayabilecek bir bölge. Yazık, yani yazık, günah diyorum ve lütfen bu güzelim asırlık ağaçlara kıymayın. Bu güzelim doğayı yok etmeyin. Biz gelirken, şuradan yürürken o isi pisi, o hava kirliliğini hissettik. Yazık, yazık. Bundan geri gelmeyecek değerler. 3-5 yıllık kömür istifadesi için yok edilmemesi gereken doğal kaynaklar. Zeytinle Akbelen kurtulabilir dedik. Bugün de tekrar resim etkinliği yaptık. Herkes kendi becerisi doğrultusunda ufak tefek etkinlikler yapabilir. Yapmak zorunda da değil. Sadece burada gelip nöbetteki arkadaşlara, dostlara ekmek, çay desteği yapabilir. Ya, gelin buradaki insanların haklı davasını öğrenin. Onlarla birlikte olun. Onlarla dayanışın ki onlar da kendilerini yalnız hissetmesin, güçsüz hissetmesin. Çünkü bilin ki biz buradan elimizi, dikkatimizi çektiğimiz anda buradaki ağaçları kesmek için hazır bekliyorlar. Buradaki talanın katmerlenerek artmasını sağlamak için pusuda bekliyorlar. Bizlerin, yani kamuoyunun ilgisi, dikkati ile burası yaşamaya devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum.